2019 senesinde Kütahya'da özel bir hastanede belirtili ameliyat oldum. 2019 senesinde ameliyat olduk. Bu ameliyat başarısız bir ameliyat oluşmuş. Vücudumda enfeksiyonlar devam etti. Ve devamlı ben yine aynı hastaneye devamlı geldim, gittim. Doktor ve her geldiğimde bir şeyin yok, hep yürü diye bize şey yaptı. Daha sonra bu iltihap, hapsi enfeksiyon oluşmuş. Benim omuriliği komple sarmış. Ve beyin sapından 35 santim ensem kesildi. Oradan ameliyat oldum. Sonra bir ay sonra şant takıldı. Ve biz rahatsızlığım devam ediyor. Bir türlü iyileşemedim. Sonra Bursa'da yine özel bir hastanenin doktorunun enfeksiyon tedavisi 13 ay boyunca devam etti. Her gün eve hemşire geldi. Damar yolundan bize ilaç enjekte etti. Ama ben hala iyileşemedim, düzelemedim. Ama rahatsızlığımızın ne olduğunu da bilmiyoruz. Sonra Ankara'daki doktorum dedi ki, abi biz bataklığı gurutmuyoruz. Onun için dilinizdeki kreatinlerin çıkartılması gerekiyor diye bize şey yaptı. Ama bu ameliyatın çok riskli olduğunu, felç kalabileceğimi, başka şeyler olabileceğini söylediği halde ben bu riskli ameliyatı olmaya karar verdim. Ve doktor bizim ameliyat yaparken, beldeki kreatinleri çıkartırken belimden 3 tane de gazlı bez tespit etmiş. O bezler çıkarttı. Ve çok şükür şu an enfeksiyon herhalde vuruldu. Ama vücudumdaki rahatsızlıklar devam ediyor. Tabi bu rahatsızlıklar benim bağırsakları ve diğer yerlerini bozmuş. Ve şu an hala yürümekte güçlük çekiyorum. Uzun müddet ayakta kalamıyorum. Şu an yine tedavim devam ediyor. Zaten yani belim belli. İlk doktorun yaptığı ameliyat var. Artı bir de 2023'te yapılan, Kasım'da yapılan son ameliyat var. İşte o ameliyatta da ve platinleri öyle çıkartırken oradan bir bez takılıyor. Hatta onun kameraları var, şey kamera görüntüleri var. Oradan o bezi çıkartırken sonra bakıyor bez devam ediyor. Bezin arkasından iltihap abse böyle çıkıyor. Hatta o videoda onu görebilirsiniz. Sonra ameliyatı açık yapmaya karar veriyor doktor bey. Ve ameliyat açığa dönüyor. Açıktan da bez buluyor. Yani toplamda 3 tane gazlı bez benimle çıkartılmış. Yani burada ihmaller çok. Bu gazlı bez mesela bazılarında şey oluyormuş, içinde bir tel oluyormuş galiba. O tel MR'da gözüküyormuş. Bana o da kullanılmamış. O bez de kullanılmayınca MR'da gözükmüyor. Yani gözükseydi biz belki bu kadar ameliyat ve rahatsızlık geçirmezdik. Yani 4 yıldır hala rahatsızlığım devam ediyor. Sancılarım, uyuşukluğum devam ediyor. Yani ben hemen helal etmek kolay değil yani. Ben ondan dolayı da şu an helalleşmeye uygun görmedim. Dava açtık. Artık kanunun kestiği parmak acımaz derler. Kanunlar artık ne takdir ederse, yani bu ihmalin ne olduğu zaten hallerine gözüküyor. Çünkü bizim niyetimiz başka bir niyet olsaydı 2019'dan 2024'e kadar beklemezdik. Çünkü biz kader diye düşünüyorduk. Rahatsızlığımız kaderden, Allah'tan diyorduk. Ta ki o gazlı bezler bulunacağı kadar biz hep kader düşündük. Ama bez çıkınca artık bu hakikaten ihmalmiş yani. Büyük bir ihmal olduğunu tespit ettik. Sonra doktorun ameliyata giderken o bezleri sayıyla şey yaparlarmış. Ameliyattan sonra bezler sayılırmış. Ben de demek ki o da yapılmamış. O bezleri saymamışlar. Ve içimde bezler 4 yıl boyunca kalmış. Ve enfeksiyon yapmış. Yani dava açıldı. Ama en azından bundan sonraki süreçte hastanenin ve yönetiminin daha dikkatli olmasını, yani benim gibi başka vakaların olmaması, ben biraz da ondan dolayı davacı olmak istedim. Yani burada herhangi bir arkadaşım hala yok. Yani onlara karşı beslediğim herhangi bir kin de yok. Bir nefret, öfke zaten hiç olmadı. Bugüne kadar da doktor bile en ufak bir hakarette bulunmadık. Ne ailem ne biz. Yani tamamen böyle şey davrandık. İyi niyetli davrandık. ...2019 yılında müvekkil Tahsin Aydın bir bel fıtığı ameliyatı oluyor. Ameliyattan sonra sıkıntıları artarak devam ediyor. Bu süre zarfında yaklaşık 250 sefer hastaneye müracaat ediyor. Ama hiçbir netice alamayınca ilk ameliyatından 4 sene sonra aynı bölgeden ikinci bir ameliyat olması gerekiyor. İkinci ameliyatı yapan doktor ameliyat esnasında 2019 yılındaki ilk ameliyatından kalma 3 adet spanç, halk tabiriyle gazlı bez unutulduğunu söylüyor. Tabii müvekkil bunu duyduktan sonra perişan oluyor.
Çünkü yaklaşık 4 yıllık süreçte yaşadıklarının tüm sebebinin bu gazlı bezler olduğu ortaya çıkıyor. Bu olaydan sonra müvekkil hukuki süreç için tarafımıza başvurdu. Biz de süreci anlattık. Hukuki işlemlere başlamadan önce karşı tarafla görüşmek istedik. Ama gerek hastane, gerekse hekim ve ekibi çok ilgisiz kaldılar. Müvekkilin yaralarını sarmak için hiçbir girişimde bulunmadılar. Tabii biz de avukat olarak gerek Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Gerekse tazminat boyutunda hukuki sürecimizi başlattık. Ama şöyle bir şey, yaşanan bu hadise müvekkil nezdinde çok büyük yaralar açmıştır. Bu olayın kişi vicdanını zedelediği kadar kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. Müvekkilin yaralarını, acılarını tarif etme şansımız yok. Artık müvekkilin adalete, hukuka güvenmekten başka da çaresi kalmadı. Biz işin hukuki sürecini takip ediyoruz. Takdiri de kamuoyuna bırakıyoruz. 2023 yılında meydana gelen yine tekrar bel fıtığı ameliyatında müvekkilin belinde 3 adet gazlı bezin unutulduğu ortaya çıkıyor. Buna ilişkin hastaneden tespit raporu alınıyor. Ve müvekkilimiz bu belindeki 3 adet gazlı bezin alınmasından sonra vücudundaki iltihap azalıyor ve bu vücudundaki 4 yıl boyunca yaşamış olduğu sıkıntıların sebebinin gazlı bez olduğu ortaya çıkıyor. Buna ilişkin müvekkilimiz Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nden de heyet raporuyla beraber almış olduğu %69.9 oranında engelli teşhisi konuluyor. Sonrasında biz avukatlar olarak hukuki süreci başlattık. Buna ilişkin olarak Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma için dilekçelerimizi, delillerimizi, beklerimizi sunduk. Müvekkilimizin acılarını bir nebze de olsa dindirmek amacıyla da tazminat, hem maddi hem manevi tazminat davalarımızın da sürecini başlattık. Ama söz mü çekmiş değil abi? Sağlık dili beyin böyle bir şey yapacağım.